Ziraat mühendisi, tarım danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere domatesde gübreleme işlemi nasıl yapılır? Domatesde yüksek verimler ve kaliteler elde etmek için domatese hangi gübreler nasıl verilir? Hangi metotlar uygulanır? Sizlere onları anlatacağım değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki domates üretimi hem hobi üretimi olarak hem de ticari alanda, yani profesyonel alanda üretim yapan üreticilerimiz için çok önemli bir ürün. Ve bizler de mümkün olduğunca sizler için daha faydalı olabilmek için bu tarz da domates olsun, salatalık olsun, bu tarz ürünler hakkında daha iyi verimler, daha iyi kaliteli elde edebilmek için elimizden geldiğince birçok video paylaşıyoruz. Bugünkü konumuz da domatesde gübreleme işlemi. Bu konuyu sizlere daha detaylı anlatmadan önce değerli arkadaşlar, sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Çevrenizde domates üreten üretici arkadaşlarınıza kesinlikle bu videoyu göndermenizi öneriyoruz. Domatesin gübre ihtiyacı nedir? Domates sağlıklı gelişim için azot, fosfor ve potasyuma ihtiyaç duyar. Organik maddelerle zenginleştirilmiş toprak bitkinin sağlıklı ve lezzetli domatesler verilmesini sağlar. En iyi ürünleri nasıl seçeceğinize yardımcı olacak bitkinin özel ihtiyacı şu şekildedir değerli arkadaşlar. Azot, vejetasyonu büyümeden sorumlu olduğu için erken aşamalarda oldukça önemlidir. Azot eksikliği durumunda bitkinin yapraklarında oluşan sararma, zor büyümeye ve erken bozulmalara sebep verecektir. Ancak çok fazla azot kullanılması da bitkinin meyve vermemesine sebep olabilir. Değerli arkadaşlar, çok fazla azot gübresi verirseniz bitki bol bol vejetasyona, yani boyuna, yeşil aksamına çalışacaktır ve meyve tutumu azalacaktır. Fosfor, çiçeklenme ve meyve üretimini teşvik etmek için oldukça gereklidir. Ancak çok fazla kullanılırsa bitkinin azotu emme yeteneğini bloka ederek yaprakta ve saplarında büyümesini sınırlandırabilir. Yani arkadaşlar, çok fazla fosfor gübresi verdiğiniz zaman bitki çok fazla fosfor aldığı zaman ne yapıyor? Bu sefer yeteri kadar azot gübresini alamıyor. Azotu da alamadığı için vejetasyon gelişimi tekrardan geriliyor. Potasyum, domatesin fotosentez yapmasına destek verir. Aynı zamanda meyvelerin uygun şekilde olgunlaşmasına yardımcı olur. Diğer taraftan da meyvenin asidini arttırır. Kalsiyum, magnezyum, demir, çinko ve bakır domates bitkisi için yararlı olan diğer makro ve mikro elementlerdir. Bu nedenle bitkiniz için seçeceğiniz gübreler bu bileşimlere uygun miktarda sunulmalı ve toprağın eksikleri giderilmelidir. En doğru gübreleme değerli arkadaşlar, toprak analizi yapıldıktan sonra bitkinin ihtiyacına göre verilen gübreleme sistemidir. Bu gübrelerin illa kimyevi gübre olmasına gerek yoktur değerli arkadaşlar. Ziraat mühendisi tarım danışmanı YouTube hesabımızda birçok organik gübre videosu bulunmaktadır. Onları izleyerek bitkilerinize birçok organik gübreyi uygulayabilirsiniz. Bizim şu an videosunu çektiğimiz domateslerde herhangi bir kimyevi gübre hiç daha uygulanmadı. Bu bitkilere uygulamış olduğumuz toz hamur mayası gübresi olsun, soğan kabuğu gübresi, ısırgan otu gübresi, gübre şerbeti. Bununla ilgili videolar YouTube sayfamızda mevcuttur değerli arkadaşlar. Gübreleme hakkında verebileceğim temel bilgiler bunlardı kısacası. Daha detaylı bilgiler zamanı geldiğince paylaşılacaktır değerli arkadaşlar. Bir sonraki tarımsal içerikli videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum tüm üreticilerimize.